كان إذا خطب المرأة كانت تذكر لها جدتها. Peygamber Efendimiz'in evlilik esnasında, yani kadına nikahına talip olduğu zaman ona derdi ki, yemek kazanını ona hatırlatıverin derdi, yani o kadına talip olduğu, nikahına talip olduğu kadına yemek kazanını hatırlatıverin. Böyle bir kazan vardı, büyük bir yemek şeyi. Evlerinin evlerinde bir durumda, bir durumda, bir durumda dolaşırdı. Yani bu bereket, efendim, refah vardı manasına. Kâhî idâ hatabâ evlülde dem yahut hatabâ mâleten evet sa'adet fakâle kad ilna'abnâ mihâkâ. Peygamber Efendimiz böyle evliliği münasebetiyle bir kimseye müracaat etti de o da ona hayır dedi mi, olumsuz cevap aldı mı Peygamber Efendimiz, bir daha ısrar etmezdi. Nitekim bir keresinde böyle bir kadının nikahına talip oldu. O da bir bahane söyleyerek kabul etmedi. Sonra da kabul ediyorum diye haber gönderdi ama o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, biz senden başka bir örneğe görürüz. Yani başka bir kimseler, efendim, nikahımız tamam oldu, artık ihtiyaç kalmadı diye. Yani bir şey, bir defa şey yapıyor, ondan sonra ısrar ediyor. Bu bizim nikahlanacak kardeşlerimizin herhalde bir böyle bir şey olabilir. Yani gidiyorlar, istiyorlar, bir daha istiyorlar, bir daha istiyorlar, oraya da bir ürün ne yapıyor. Yani, kabul ettiyse, etmediyse, başka hayırlarımıza insan arayabilir. Tabii ararken kadın da olsa, erkek de olsa dindar olan kimse arayacak. Dindar kimse arayacak. Yani basın dindarlık olacak. Dindar olan kimse olduğu için canına minnet verecek olur.